Gökçe gelinin mutfağı da salonu gibi çok küçük. Mat beyaz dolaplar, siyah ara fayanslar ve açık renk tezgahla kombinlenmiş. Gökçe gelin mutfağında halı kullanmamış ama aydınlatma olarak bakır rengi metal bir avize tercih etmiş. Son olarak mutfağın ahşap bir separatörle salondan ayrılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtelim ve sözü sunucumuza Aslı Hanım'a bırakalım. Mutfağı yorumlayalım hanımlar. Zaten mutfağı seninki gibi açık bir mutfak olduğu için buradan geçerken de gördünüz. Buradan yorumlayabilir miyiz? Görmez olaydım evet, Aslı Hanım. Yorumlayalım. Şöyle benim mutfağımda gayet geniş olmasına rağmen şöyle eleştirmişti. Burada nasıl dönüp yemek yapıyor? Sen nasıl yapıyorsun? Mutfak yok yani orada. Girişe tezgah atmışsınız. Yemek yapmaya çalışıyorsun herhalde orada. Yani şöyle ben yine söylediğim gibi. Ya, bunu... Büyüklüğüyle küçüklüğüyle. Evet. Ama benimki de çok yavrum. Dibe vurdular. Evet seninki ama kapalıydı ya. Hakikaten evet. Dar ve küçüktü yani. Bak dar küçüktü ve küçük ama genişti. Ne kadar zor yemek yapıldığını bilirim ama insanın eli kolu alıştıktan sonra her şey yerli yerine oturur. Herkesin evi öyle kocaman, uzun, O zaman eleştirmeyecek beni. Konuşurken çok cilveli böyle kırtarak konuşuyordu. Ben ona güldüm yani. Aslı Hanım. Efendim. Cemre az önce mutfağı için küçüktü ama genişti dedi. Duydunuz mu? Evet. Evet. Bir Cemre'nin mutfağını hatırlayalım mı? Yani küçük bir alan, öyle çok yorumlayacak bir şey yok. Yani bakacak genel çok olarak... da bir şey yok aslında. Onda mutfak yok. Küçük ama geniş mutfak nasıl oluyor ben anlamadım. Küçüktü ama genişti ha. Yani şöyle ben küçük mesela en azından... Aslında hem küçüktü hem genişti. Şöyle. Yani çok kendi bile çelişiyor. Hayır en benim azından... mutfak tezgahımın uzunluğuyla seninki aynı mı dış ses? Bir yan yana getir. Cemre yoksa küçük ama kullanışlı mı demek istedin? Aynen dış ses. Duygularıma tercüman oldun. Teşekkür ederim. Ama yan yana getirirsen de sevinirim. Şöyle zaten aslında evet. Ben sürekli yemek yapıp evde kalan bir insan değilim. Benim için fazla bir bile. Yani hızlı ye çık. Evet yani ben genelde bir de dışarıdan çok yiyorum aslında çalıştığım için. Ben ara taşlarını çok siyah buldum. Bir de ara taşlarını ne kadar yaptırdın onu da merak ettim bu arada. Bir ya de mutfak burayı, kapaklarını burası falan. Kira olduğu için geldiğimde vardı. Orayı çok evet. Ellemek istemedim çünkü mutfağı çok kullanmıyoruz. Annemler de geldiğinde çok kullanmıyorlar. Onlar da hep hazır dışarıdan. Mimar bu mutfağı yapmadı mı? Yok orayı dokunmak istemedik. Dediğim gibi kullanmadığı için arkadaşın aldı. Genelde mobilyalarla daha çok hani şey yapmak istedim. Anladım. Çünkü buradan taşındığımda mobilyalarımla gideceğim. Ben. Evet. Çok boş geldi bana. Mutfağında açıkçası ara taş ve dolaplardan başka yorumlayacak bir şey göremedim. Aslında yani, mutfakta ve girişte kullandığı nasıl lambalar, aydınlatmaları? Çok güzel orası. Onlar güzel. Güzel. Ben güzel. Mutfağa uyum bulamadım. Benim mutfağımdaki avizeye hiçbir mutfağa bir şey yakıştıramamıştı. Ben de gerçekten bu mutfak avizesi miyim? Şu güzel. Benimkine yakın gibi bir şey bu. Hayır kapıdan gireni, görebiliyor musunuz? Kapıdan gireni mutfakta sorguya çekiyor bence. Evet. Yani arada, çok değişik. Sorgu. Öyle, aynı evet, sorgu masasındaki. Aslı Hanım. Efendim canım. Bu arada o holdeki iki tane çerçevenin ve o altta kalorifer üstündeki detayı çok beğendim. Onu da söylemeden edemeyeceğim. İyi bir fikir değil mi? Evet. Evet çok güzel evet. Orada işte çiçekler falan minimal. Kullanılmış. Evet. Çok evet. Güzel olmuş orası. Modern spor duruyor. Evet. Evet buradan geçelim. Chase'i sevmiyordun ama. Hiç sevmiyorum aslında. Bakalım ne göreceğiz. Chase'i ve yatak odası.